Herkese merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalıp kullanmadan harika bir elmalı tart yapacağız. Gerçekten muhteşem oldu. Denedim, size de tavsiye ediyorum. Öncelikle tarife geçelim. Kabıma 100 gram tereyağını ekledim. 1 adet yumurtamı ekliyorum. 5 yemek kaşığı sıvı yağımı ekledim. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı kabartma tozunu ekledim ve 1 paket vanilyamı ekliyorum. Gerçekten muhteşem bir tariftir. Denedim, size tavsiye ediyorum. Ben de keşfetime çok düşüyordu. Gerçekten böyle artık aşerdim diyebilirim. Hemen yaptım ve çok güzel olunca sizlerle de paylaşmak istedim. Güzelce bunları bir karıştırıyorum. İçerisine 4 yemek kaşığı pudra şekeri ekledim. 2 su bardağı unumu ekleyip güzelce hamurumu yoğuruyorum. Hamur sadece bu arkadaşlar. Gerçekten evde olan malzemeler pratik bir tariftir. Güzelce hamurumu yoğuruyorum. Kulak memesi kıvamına geldikten sonra hamurumu bir 15 dakika dinlenmeye göndereceğim. O arada iç harcını yapabilirsiniz. İç harcı da soğuk olmalı, yoksa hamurunuzu cıvıklaştıracaktır. 3 adet böyle bu şekilde elmam vardı. Soydum, kırmızı elma kullandım. Tatlı elma olmasına özen gösterdim. Soydum ve güzelce rendeledim. Ardından 5 yemek kaşığı, hemen hemen 5 yemek kaşığı, dolu dolu değil ama, toz şekeri ekliyorum. 1 yemek kaşığı da tarçın ekledim. Tarçın sizin isteğinize göre arkadaşlar. Ne kadar tarçınlı severseniz o şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ben 1 yemek kaşığı kullandım. Şekerimi bu şekilde ekliyorum. Ve iç harcımı güzelce kavurmaya gönderdim. Kavurulduktan sonra tarçınımı ekleyip ocaktan alıyorum. İki yağlı kağıt arasına hamurumu bu şekilde koydum. İki yağlı kağıdın arasında güzelce açıyorum. İnceliği ne çok ince olacak ne çok kalın olacak. Videoda da göreceksiniz. O kalınlıkta olmasına özen gösterin arkadaşlar. Merdane yardımıyla hamurumu güzelce açıyorum. Bu şekilde açtım ve yeterlidir. Evde olan en büyük tencere kapağını kullandım ben. Bu şekilde güzelce tencere kapağımla şeklini verdim. Böyle ileri geri yaptığınızda zaten direkt ayrılacaktır. Hiçbir daha neydi onun adı? Bıçakla falan kesmeye gerek yok. Bu şekilde güzelce hamurumu aldım. Bu hamuru da kullanacağım arkadaşlar. Büyüklüğü bu şekilde oluyor. Kenarlarını güzelce eşit olması için kafamda böyle bir oklava yardımıyla nasıl keserim diye planladım. Bu şekilde planladıktan sonra içeriye doğru birer parmağın ucu kadar kesiyorum. Tam tarifi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde kestim. Bu arada harcım da güzelce oldu. Onu da kenarda ılıtıyorum. Bu şekilde kestikten sonra pide doldurur gibi iç harcım içerisine dolduruyorum. Kestiğim yerlere denk gelmemesine özen gösteriyorum. Kenarlardan içe doğru büküp katlıyorum. İki ucunu birbirine getirip kenarlarından içe doğru getiriyorum. Bu şekilde. Ve altlarına, yani yan kısımlarına da ceviz ekliyorum. Fırınımı bu aşamada açtım arkadaşlar. Sıcak bir fırın olması gerekiyor. 180 derece önceden ısıtılmış fırına atıyorum. Bu üzerindeki hamuru da kenarlardan aldık ya arkadaşlar. Onu iyi bir parçasını iki yemek kaşığını aldım hamurun. 2 yemek kaşığı daha un ekledim. Böyle pütür pütür oldu. Üzerine ekledim ve fırına gönderdim.
Fırından çıktı, tatlım soğudu, pudra şekeri döktüm.